Siirt Ticaret ve Sanayi Odası aylık meclis toplantısı Oda Başkanı Güven Kuzu başkanlığında gerçekleştirildi. Odada gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı. Güven Kuzu yaptığı konuşmada, "İki gün önce de odamızın sicil memurlarından Murat Günç adlı kardeşimizi kaybettik. Kısa bir süre önce yakalandığı amansız hastalığa genç yaşta yenik düşen Murat Günç kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, camiamıza ve sevenlerine sabır temenni ediyorum. Son günlerde ülkemizin gündeminde bir numarada bulunan Kobani eylemleri ve sonucunda yaşanan olumsuz olaylar hepimizin malumudur. Kobani halkının zalim terör örgütü IŞİD'e karşı yaptığı meşru direnişin, ülkemizde desteklenmesi adına haklı gerekçelerle özellikle bölgemizin muhtelif yerlerinde Kobani halkının yanında olduğunu ispatlamak amacıyla halkın sokağa çıkması anlaşılabilir demokratik bir toplum hareketidir. Bu amaçla toplumun belli bir kısmının anayasada belirtilen haklar çerçevesinde ve ifade özgürlüğü dahilinde protesto eylemi olarak başlatılması gereken destek hareketi maalesef huzura büyük bir darbe indirmiş, ülkemizde bir kaos ortamı yaratılmak istenmiştir. Demokratik olması gereken toplum hareketinin şiddete dönüşmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu tür eylemlerin ne Kobani'nin mazlum halkına ne de bölgemiz halkına hiçbir faydası olmadığı açık bir gerçektir. Halkın hizmetinde olan kurumları kullanılamaz hale getirmek, yakmak, yıkmak ve yağmalamak bu çerçevede demokratik gösterilerin şiddet olaylarına dönüşerek kendi bölge halkına zarar vermek, Kobani halkına hiçbir katkı sağlamayacaktır. Demokratik tepkilerini ortaya koyma gayesiyle toplanan kitlelerin arasına karışan provokatörlere karşı herkesi ve herkesime dikkatli olmaya davet ediyoruz. Halkı sokağa dökerek bu şiddet olaylarına öncülük edenlerin bilerek veya bilmeyerek cani ve vahşi IŞİD terör örgütüne sempatizan kazandırdığı kesindir. Bu manada iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum önderleriyle tüm halkımızı sağduyulu davranmaya, ne olursa olsun birbirimize karşı anlayışla yaklaşmaya ve itidale davet ediyorum. Bizim sağduyunun, iyi olanın, doğrunun, huzurun ve en önemlisi istikrarın tarafında olduğumuzu ve olmamız gerektiğini buradan belirtmek istiyorum. Valiliğimiz başkanlığında kurulan iki zarar tespit komisyonunu oda olarak biz de üye verdik. Komisyon çalışmalarına halen devam ediliyor. Allah bu tür olayları bizlere ve ülkemize bir daha yaşatmasın. Bu olaylar çözüm sürecine ne kadar ihtiyacımız olduğunu, bu süreci her zamankinden daha fazla destek olmamız gerektiğini bizlere göstermektedir. Hem iç hem de dış mihrakların oyunlarını bozma vakti gelmiştir artık dedi.